Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Oppo RX 17 Pro'nun öne çıkan özelliklerine bakıyoruz. Telefonun video boyunca eksilerinden ve artılarından bahsedeceğim zaten. Ama öne çıkan bir tarafı var, şarj olma süresi. Arkadaşlar gelin isterseniz buradan başlayalım. Telefonumuzda 3700 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Olta yoğun arası bir kullanımda bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor. Ama burada öne çıkan nokta telefonun çok hızlı şarj olması. Superwalk isimli bir teknolojiyi kullanıyor. Mesela gün ortasında telefonunuzun şarjı bite yazdı. Siz de bir şarja takıyorsunuz, sadece 10 dakika sonra şarjınız 0'dan %40 seviyesine yükseliyor. Benim telefonum tam şarj olsun derseniz de 40 dakikanın sonunda 0'dan 100'e kadar çıkabiliyor şarjımız. Gerçekten iddialı bir rakam. Hatta benim akıllı telefonlar arasında gördüğüm en iyi rakam diyebilirim bunun için. Bu arada şarjdan o kadar bahsettik. Kablosuz şarj desteklemediğini söyleyelim ve bu konuyu şimdilik kapatalım. İsterseniz kamerayla devam edelim. RX 17 Pro'nun arka tarafında 3 kamera var gibi gözüküyor ama 2 tane kamera var. Bir tanesinin olayı ayrı. Ana kameramız 12 megapiksel ve f1.5 ile f2.5 arasında bir diyafram değişikliğine gidebiliyor ışık koşuluna göre. Yani bu da demek oluyor ki düşük ışıkta da güzel fotoğraflar çekebiliyoruz. İkinci kameraya baktığımızda zaman 20 megapiksel değerini görüyoruz. Ancak diyafram f2.6 değeriyle pek mutlu etmiyor. Özellikle ikinci kamera portre modu için kullanıyoruz. Düşük ışığa geçtiğimizde biraz sorunlar yaşayabilirsiniz. Portre modu açısından. Dediğim gibi üçüncü kameramızın sadece tipi kamera arkadaşlar. TOF adı verilen bir kamera bu. Bu kamera daha çok nesnelerin arasındaki mesafeyi hesaplamada kullanılıyor. Yani artırılmış gerçeklik meseleleri için kullanılıyor. Bu iPhone'larda bildiğimiz animojiler falan filan var. O tarz şeyleri yapıyoruz arka kamerayla. Tabii arka kamerayla ne kadar kullanılır bunlar orası da tartışılır. Ama firmanın söylediği de şu, gelecekte biz bu kamerayla ilgili yeni güncelleştirmeler yapacağız. Daha çok günlük hayata sokacağız diyorlar. Ama şu an için pek bir işlevi yok. Kamera düşük ışıkta bana kalırsa sınıfının iyilerinden bir tanesi. Hem düşük diyafram değeri hem de kameradaki gece modu düşük ışıkta güzel fotoğraflar çekebilmenize olanak sağlıyor. Görüntü sabitlemeyi de optik olarak yaptığı için fotoğraflarda pek titreme görmüyoruz. Ayrıca telefonda 4K video çekimleri yapabiliyorsunuz. 1080p'de yazılım olarak titreşimlerin önüne geçiyor. 4K'ya geçtiğin zaman yine optik titreşim önleyici devreye giriyor. Yani OIS. Ağır çekimlerde de 1080p çekeceksek 120 kare, 720p'ye düşeceksek de 240 kareyi görebiliyoruz. Ön kamerada çözünürlüğümüz 25 megapiksel. Ön kameramızda birçok farklı ışık koşulunda iyi sonuçlar verebiliyor. Yine portre modu falan filan var. Piyasadaki iyi ön kameralardan bir tanesi diyebilirim. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Oppo üzerinden duyuyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Kameradan sonra sıra tasarıma geldi. Dilerseniz ekranda başlayalım. 6.4 inçlik ekranımız 19.5'a 9'luk bir M-Boy oranı sunuyor. 2340 adı 1080 bir çözünürlüğü var. Renkler oldukça keskin ve kontrastlı gözüküyor. Çentik tabii ki de artık günümüzün olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bu telefonda da çentik var ancak damla şeklinde ki benim en çok beğendiğim şekillerden bir tanesi bu. Yani çentik olacaksa böyle olmasını tercih ederim. Bu çentiği hatırlayanlar da OnePlus 6T'den de hatırlar. Ekranımız Gorilla Glass 6 ile korunuyor ve fabrika çıkışlı bir ekran koruyucu jelatin geliyor. Ayrıca yine kutu içerisinde şeffafa yakın böyle hafiften renkli silikon bir kılıf geliyor. Telefonda herhangi bir kulaklık girişimiz yok. Type-C uçlu bir kulaklık çıkıyor. iPhone kulaklıklarına benzeyen kutunun içerisinden. Ancak herhangi bir dönüştürücü yok. Yani siz elinizdeki kulaklığı kullanacağım diyorsanız o zaman bir çevirici almanız gerekiyor. Telefon boyut olarak büyük olduğu için tek elle kullanım biraz zor olabiliyor. Ayrıca arka tarafta bu tarz telefonların ortak problemi olan parmak izi var arkadaşlar. Yani birazcık parmak izi bırakıyor arka taraf. Güvenlik önlemi olarak ekrandan parmak izi okuyucumuz var. Bu da yine artık görmeye alıştığımız bir teknoloji. Bunun yanında gayet stabil ve düzgün çalışan bir yüz tanıma teknolojisini barındırıyor. Parmak izi okuyucusu da öyle. O da gayet temiz çalışıyor. Tasarım konusunda genel olarak bizce çağı yakalamış bir telefon olmuş. Ayrıca göze de gayet hoş gözüküyor. Şimdi gelelim teknik özelliklere arkadaşlar. Burada işler biraz değişiyor. Telefonda Snapdragon 710 işlemci bulunuyor. Snapdragon 845 ayarında değil, onun biraz gerisinde kalıyor. Yani işlemci için en üst seviye diyemeyiz, orta seviye de diyemeyiz. O ikisinin arasında bir yerde gibi düşünün. Ayrıca 6 GB RAM'imiz ve 128 GB'lik bir depolama alanımız mevcut. Dilersek micro SD kartta bu alanı arttırabiliyoruz. Oyunlarda pek problem yaşamasak bile bu teknik detaylarla aynı paraları çok daha rahat bir şekilde Snapdragon 845'li cihazlar alabiliyorsunuz. Bunu da bir köşeye not etmek lazım. Tabii ki de biz şimdi pilden bahsettik ancak bir 10 dakika boyunca PUBG oynayacağız arkadaşlar. Ne kadar ısınıyor, şarjımız ne kadar gitti buna da bakacağız.
10 dakika boyunca PUBG oynadık. Sıcaklığımız 27.7 dereceden 33.3'e yükseldi. Yani iyi bir rakam diyebiliriz. Şarjımız da sadece %3 yok oldu arkadaşlar. Yani %88'den %85'e geriledi. Sonuçlar için gayet iyi diyebiliriz. Evet, artık yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru gelelim ve son sözlerimizi de söyleyelim. Telefonun fiyatı 5000 TL civarında, 4999 TL'ye satılıyor her yerde. Tasarım gayet iyi. İyi diyebileceğimiz bir kameraya sahip. Pili aşırı hızlı şarj oluyor. Ancak dediğimiz gibi teknik özellik bakımından bu fiyata daha iyi telefonlar var. Ya da tamam, teknik özellikler böyle kalsın ancak biraz daha az para verin derseniz yine değişik seçenekleriniz mevcut. Yani özetle telefon güzel ama birazcık pahalı arkadaşlar. Son sözlerimizi de bu şekilde bitirmiş olalım ve artık videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda sizlerle birlikte Oppo RX 17 Pro'ya genel bir bakış attık. Yine de aklınıza takılan herhangi bir soru varsa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere bildirebilirsiniz. Ayrıca şuradaki butondan da videomuzu beğenebilirsiniz arkadaşlar diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.